İnsan kendi aleminde bu manaların ihtiyacını tam hissedemiyorsa, bakın çok önemli, bu manaların ihtiyacını tam hissedememek, demek ki biz bu işin içeriğini, mahiyetini yine de tam oturtmadık alemimizde. Şimdi bak, ders deyince, İslami sohbet deyince sıkıcı ve aslında hayatımıza, dünyamıza bir şey katmayacak. İşte yapmamız gereken belki bazen toplumsal bir ritüel gibi. Ama yani şunu hissediyorum bu toplumda, kendi nefsimde de. Yani bu dersler, bu konuşulan manalar bana ne katabilir? Bana ne verebilir? Bunun bana faydası ne? Sanki istediğimiz ve aradığımız her şey dünyada var. Dünya bize bunu verebilir, vaat ediyor. Bunun bize bir getirisi olacak ama bu manaların böyle bir vaadi yokmuş gibi. Bakın mesela hep konuşuyoruz değil mi? İçeri bir adam girdi, dedi ki 10 dakika sonra 50 bin lira kazanacağın bir ticaret dese, bunu gösterse ve ispat etse, insan bu söze karşı lakayt kalsa, dese esnese, ne olur? Dersin ki herhalde bu adam inanmıyor yani. Böyle bir ticaret yapacağına, böyle bir kazanç elde edeceğine inanmıyor. Ya da bu adam buna ihtiyacı yok abi. Yok abi, böyle bir ticarete gerek duymuyor yani. Çünkü daha ötesi var herhalde elinde. Bakın çok önemli bir nokta, ne olur nefsinize dikkat edin. Sanki dünyada yaptığımız planlar ve projelerle bir şeyler aradığımız kıvamda elde edilecek, verecek yani orası bize bunu. O bir şekilde ne arzuluyorsa aleminde, herkesin kendi hedefi, meşrebi belki farklıdır ama o istediğimizi verecek de şu manalara ihtiyacımız yokmuş gibi hissettiriyor bize. Şimdi bugün bu yüzden bir insan ne istediğine çok iyi karar vermeli ve mesela şu an ne güzel bak, kamp ortamı, güzel sıcak bir ortam, dostlarla muhabbet, gırgır, şamata, lezzet, çok güzel bunlar. Ama bakın sadece benim olmasın, aranızdan birinin bile bir sevdiğinin başına bir şey gelse bu ortamın muhabbeti dağılır, biter. Hasan, işte Rümeysa hastaneye kaldırıldı, durumu da çok kötü. Ne yapacaksın daha başında? Direkt basıp gideceksin. Direkt hadi abi gidelim. Ne oldu muhabbet? Ne oldu sevgi? Ne oldu buradaki huzur? Ne oldu şöminenin verdiği o sıcak hava? Ne oldu bu manevi atmosfer? Gitti. Bakın çok önemli bir noktayı konuşuyoruz. Yani biz bir şekilde bir şeyleri isteme fıtratına sahibiz. İsteyin. İstemekte hiçbir beis yok. İsteme demek insanın insanlığına hakaret, insanın insanlığına zulüm. İsteyeceksin abi. Bu fıtrat bunu istemeden yapamaz. Allah böyle donatmış. Ben Kur'an'ı, Efendimizin hayatını ve çizdiği yönü, Risale Aleyhine okuyunca şunu anladım. Kur'an bu fıtrata dur deyip önünü kesen bir kitap değil. Kur'an bu fıtratın aradığını vermeyi vaat eden bir kitap. Şimdi insanın aklından geçer, gelmese gelir, bir gün gelir. Yani Allah o kadar şeyi haram kılmış. En zevkli şeyler, en güzel şeyler haram. Bir kısıtlama var. Vallahi bir insan Cenab-ı Hakk'ı tanısa, aslında Allah'ın en büyük haz vermek isteyen, zevk vermek isteyen zat olduğunu anlardı. Bütün hazların ve bütün zevklerin aslında Allah'ın hazinesinden çıktığını tefekkür edebilirdi. Yani ne? Ya benim lezzet almamı, haz almamı sağlayan kim? Şu an yemekten aldığım tadı tadmamı sağlayan kim? Onun içine bu donanımı yerleştiren kim? İnsan teknolojisinin içerisine bu sistemi yerleştiremiyor, yapamıyor. Veya insan buna, bu tad alma reseptörlerini dokuyamıyor. Etin içine bunu dokuyan kim? Benim etten aldığım veya sıcaklığın bile bir lezzeti var. Ot böyle maişe. Abi kim ya? Allah aslında tek haz verendir. Bütün haz almalar ve birinin size hissettirdiği hazlar Allah'ın hazinesinden çıkmaktadır. Çünkü başka bir beşer, hiçbir kudret bunu dokumaya muktedir değildir. Bakıyorsun bütün hazları veren bir zat. E kısıtlamış. Vallahi vermek istemediğinden bu kadar haz yaratmaz biri. Ne yapar? Allah haz değil, ebedi haz vermek istiyor. Allah Allah. Nasıl anlıyorsun? Nereden biliyorsun? Allah'ı tanıyınca bunu anlıyorsun. Nasıl anlıyorsun? Doktora gittin, yoğun bakımdasın. Doktor dedi ki yemeyeceksin şu yemeği. Perhis sana. Şu eti yemeyeceksin. Kolesterolün de var. Zaten kalpten rahatsızsın. İşte yemeyeceksin. Yoğun bakımda seni kısıtlasa sen şunu demezsin. Ya doktor herhalde benim lezzet almamı istemiyor. Aksine diyeceğin şey şudur. Doktor benim iyileşip bu lezzetleri daha fazla almamı istiyor. İşte doktorun hikmetini gören akıllar Allah'ı tanısa şunu görecek. Allah şu dünyadan bir şeylerle beni çekiyor ama Allah'ı tanısaydın, en ufak aldığın hazza kadar her şeyin hazinesinden çıktığını görseydin, anlardın ki Allah ebedi haz almanı istiyor. E niye kısıtlıyor? E yoğun bakımdasın. Çünkü onlara gittin mi? Unutuyorsun. Şimdi bakın, biz alemimizde, iç alemimizde, şöyle kendi nefsimize döndüğümüzde, sen ne istiyorsun ya? Bu dersler ne kadar önemli biliyor musunuz? Bir insanın aradığını alabileceği her çıkış noktası, her müşkil halledilebilecek manalar bunlar. Ama bak odaklanın, aradığını vereceğin dünya olduğuna inanmış. Dünya deyince çok itici böyle şey gibi geliyor. Yani içinde yaşadığımız alemde bir şey. İşte bu, şu para, şu ticaret, şu kadın, şu ortam, şu lezzet. Bize bunlar istediğimizi verire bir inandırma söz konusu. Ama ne dedik? Bak sadece bir sevdiğimizin başına bir şey gelse bütün muhabbet dağılıyor. Paranın hiçbir yükmü kalmıyor. Bütün planlar, projeler değişiyor hayatımızda.
şu an bile birilerinin bir şekilde gideceğini düşünmeyerek zevk alabiliriz ya da imanla zevk alabiliriz. Bunun başka alternatifi yok. Yani bunlar bitecek, ben biliyorum. Herkes buradan ayrılıp, herkes dağılacak, ölecek, bitecek ama ağaç baki yerine gelen var. Allah varsa bu meyve bitmez. Ben bu meyveyi kopardım, çürüyor ama ağaç var. Ağaçtan devamlı alabilirim. Allah'ı tanıyarak ya bu işin içinden çıkacaksın ya da gözünü bunlara yumarak, düşünmeyerek işin içinden çıkmaya çalışacaksın. Ama işin sonunda patlayacaksın. Şimdi bu derslerin ben bu yüzden işte bir ritüel gibi haftalık belli bir gün alınıp insanın vicdanını rahatlatması için yapılan dersler olduğunu değil, bir insanın öğrenmesi gereken en büyük ihtiyaç olduğunu iddia ediyorum ve bunu hayatımla da görüyorum. Benim bütün problemlerimi neyi çözebilir? Benim problemlerimden biri dünyadaki zevklerin bitiyor olması. Rahatın ve lezzetin kaçıyor olması. Ailemin benden ayrılıyor olması. Başka? Güvendiğim gücümün, kuvvetimin, gençliğimin son bulmaya mahkum olması. Abi ben bunu çözmek istiyorum ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şu dersin ne anlatmaya çalıştığını insan anlasa oturur nefsini de ikna eder. Yemin ederim nefisler de oturur dinlemek ister. Sen ne istiyorsun nefsim? Ne istiyorsun? Ne arıyorsun? Ya kimse bana dokunmasın, karışmasın. Ya bu dünyada bu sıkışmamak, sorumluluk almamak, sıkıntı çekmemek bu mümkün mü Allah aşkına? Böyle bir dünyayı kim yaşamış? En zengin insanların bile bu dünyayı yaşamadığını biliyoruz ya. Bir sürü sorumluluğu kaygısı var adamın başında. En kötü servetinin eksilmesi bile bir adam için sıkıntı. Bak ne istiyorsun? Bakın nefsini dersin. Ya bu dersler mesela ders yapacağız. O yüzden dedim ilk başlamadan ne hissediyorsunuz? Derse yabani kalmanın sebebi nedir? Bak buraları dikleyeceğiz şimdi. Derse yabani kalmanın sebebi nedir? Bir insan niye bu dersi almak ister? Mesela nefsim sıkışıyor. Ders yapacağız. Abi acayip sıkıştırıyor. Ya niye sıkıştırıyor? Mesela niye? Mesela burada konuştuğumuz hangi şey onun istediklerinden onu mahrum edecek? Abi istiyoruz işte dünyayı mahrum edin. Mahrum etmek için mi bu dersler? Bizim inandığımız Allah. Kafirin bile, inançsız gayrimüslim Allah'a hakaret edenin bile lezzet ve zevk aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Kendine hakaret edene verdiği zevklere bak. Akıtmaya bak. Allah nedir? Allah ganidir. Verir. Haz vermeyi herkesten çok ister. Ve hazın kaynağı ve yaratıcısı ondan başka yok. Şimdi bir şey vallahi merak ettim. Böyle hani sadece işte kayıt yapacağız vesaire. Bunun için bence sohbet kaydı da silerim. Hiç problem değil benim için. Ne ya? Bak sen bu dersleri alarak neyden mahrum olacaksın? Beyler Allah'la aramızda engeller var. Aslında yemin ederim eğer işin bug'ını çözse aradığını bulmanın nihayetsiz noktasını, gitmemenin noktasını bulabilir. Ama bir şey var ve sanki aramızda Allah'ı anlarsam, dinlersem, hayatımı ona itaat ederek geçirirsem mahrum olacağı şeyler var gibi düşünüyor. O yüzden itaate yanaşmıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın nefsini ikna etmeyi, şeytanımı dahi Müslüman ettim diyor. Efendimizin aldığı manalara öyle bir ikna olmuş ki şeytanı bile, bazı kaynaklar Müslüman olduğunu, bazı kaynaklar da Efendimiz'e vesvese atmaktan vazgeçtiğini söylüyor. Şu an niye vesvese yiyorsun Hasan? Bak ne aradığını bilmiyorsun. Bir şey çekiyor beni. Of ya şu bitse de şöyle olsa. Rahat istiyor yani. Abi bu rahat bitmesin istemez misin? Veya şöyle soralım. Bu rahatı şu an sağlayan, bu donanıma yerleştiren kim? Kiminle ben rahat alabilirim? Ne olur aleminize bakın. Çünkü bu bizim bütün ömür boyunca içinde boğuşacağımız bir durum olacak. Ya sen ne istiyorsun? Ben vallahi rahat etmek istiyorum ya Rab. Vallahi ben zevk almak istiyorum ya Rab. Vallahi ben sevdiklerimden ayrılmak istemiyorum ya Rab. E tamam, bunun bir çözümü var. Ne? Allah size yeter. Nasıl yeter? Diriltmek desen bir tohum. Aha kainat, saltanat ortada. Bir insanın bedeni ortada. Serserde anlatıyoruz. Yap, dağıt, yap, dağıt. Saniyede ortaya saçılan insan canlı hayatı ortada. Peki yapmak istemek? Allah bir annenin çocuğunun başarılı olmasından, bir babanın çocuğunu şeref ve izzetle görmesinden daha çok kulunu izzetli ve şerefli görmek isteyendir. Nereden biliyorsun? Babanın içindeki şereflenme duygusunun kaynağı da. O his, içeride yaratılmış o latife duygu. Allah baba çocuğuyla şereflenirken ve şereflenmek isterken, hatta onu rezil görse üzülürken Allah kuluyla şereflenmek ister. Allah kulunun nimetlenmesinden mutlu olur. Anne çocuğunu hasta, hiçbir şey yiyemiyor. Sonra iştah açılıyor, yemek yiyor. Onun yediği lokmalar anneyi mutlu eder. İçindeki bu şefkat kimin? Acıma kimin? Timsahın yavrusuna şefkati var. Pirana bile belki içinde bir merhamet taşıyor. Aslan, kaplan, hakeza. İnsanı saymıyorum. Bu kadar dağıtılmış şefkat, acıma, üzerine titreme duygusu nereden geliyor Allah aşkına? Güneşin ışığını, güneş enerjisi çalın. Öbür sistemi kurun, oradan da çalın. Güneşi bitirebilir misiniz? Güneşi bütün saltanatta her noktada ölçün. Bütün ışının yansıdığı yerlere bir cihaz bağlayın ve her yerdeki enerji potansiyelini hesaplayın. Güneşi anlayabilir misiniz? Abi bütün dağıtılmış şefkatler, hazlar, keyifler kimin ya?
Neden nefsim? Neden yanaşmak istemezsin ki? Ha, neyi kaybedeceğini farkında değil misin? Korkutmuyor mesela. O güne çocuklarını, ailene, bütün dünyanı kaybetme. Ben hazır değilim abi. Yani ben istemiyorum daha doğrusu. Bunun yolu varsa, zevkin de bir yolu varsa, hatta bu zevk diye taptığım, benim bu kadar taparcasına istediğim her şey o hazineden çıkmışsa, bir anne çocuğunun gıdalanmasından iştah duyarken Allah, iştah duyanların, kulunun mutlu olmasını isteyenlerin en hayırlısıysa, ondan daha fazla düşünebilen kimse yoksa, bütün düşünmeler onun hazinesinden çıkmışsa, şu an senin zevk almanı istediği için bu imtihanları ve bu eğitimleri yapıyor olabilir mi? Değil mi? Kulum, eğit kendini, bu noktada yetiştir. Sen sana kafi gelecek zatı unutup hastasın, yoğun bakımda zarar edecek şeyleri istiyorsun. Bunlardan kısıtlanıyor gibi görünüyorsun ama iyileşeceksin. İşte iyileşmenin adıdır fıtratın Allah'la buluşması. Şu an neden Allah'tan kaçıyorsun ya? Vallahi hayret verici bir şey. Zevk dediğin yaratmak hissediyorsun şu an. Bu etin içinde bu donanım. Ateşin o sıcaklığının rahatlığı ya insan böyle. Hele gece nasıl uyunur şimdi? Abi o uyku. Gece bile bak. Mesela tam sabit kalıyorsun. Sabit kalınca ağrımaya başlıyor bütün vücut. Hatta ona belli bir noktadan sonra ne diyorlar? Yatak yarası mı diyorlar? Çok sabit yatarsan. Gece uyuduğun yerde döndürüyor. Ayette de geçiyor. Yataklarında işte bizi yevirip çevirdiğini Cenab-ı Hakk'ın. Niye? Bak bu yatıyorsun, sıkılıyorsun bundan. Ağrıyor. Sonra sağına dönüyorsun, lezzet veriyor. Oradan yatıyorsun, ağrıyor, sıkılıyorsun. Abi bir tarafa dönüyorsun, lezzet veriyor. Yattığın yerden ne olduğunu bilmeden döndürülüp duruyorsun, lezzet veriyor ya. Allah lezzet vermek isteyenlerin en büyüğüdür. Bütün lezzet vermek istemeler onun istemesiyle olmuştur. Bakın bir noktaya odaklamaya çalışıyorum zihinlerimizi. Ne olursa olsun. Abi bir insan, bir nefis neden Allah'tan kaçmak ister? Tekrar alalım. Abi o bir nefis ama o bizi sonuçta işte çekmekle görevli. İşte bizi sınamakla veya işte şerre meyilli falan. Abi o eğitimsiz nefisler. O Allah'ı tanımayan nefsin davranışı. Resulullah'ın nefsini bırakın, şeytanı boyun eğmiş. Abi Resulullah'a özgü bir şey mi bu? Bakın Resulullah'ın talebesi Bediüzzaman da diyor ki bu risalenin safvetine benim nefsim inkiyat ettiği gibi, boyun eğdiği gibi şeytanım da eynel mefer dedi, çığlık attı diyor. Ney? Eynel mefer, yeter dedi diyor. Bu risalenin kuvvetine benim nefsim tamamam dedi. Tamam, kabul. Zevkse zevki veren belli, hassazı veren belli, ayrılık istemiyorsan kavuşmayı veren belli, güç istiyorsan, zenginlik istiyorsan, şan şeref istiyorsan belli, huzurun kaçmasın, ayrılık olmasın, hüzün, keder, hayal kırıklığı istemiyorsan, bunları istemiyorum, bunları istiyorum ama ebedi istiyorum. İstemeni sağlayan belli, iştahlanan belli, yaratma gücü potansiyeli olan belli. Abi niye kaçar bir nefis Allah'tan? Neden? Vallahi bir sorgulayın. Abi bir ne biliyor musun? Kişi gerçekten nasıl bir Allah'a iman ettiğini bilmiyor. Nasıl güzel bir zat. İki, tamam nefis de. Bence abi nefis nefisini yapar da kişi nefsinin başında durmamasından kaynaklanıyor. Bakın buna tefsir olarak ben nefsime zulmedenlerden oldum deniyor. Bakın Allah nefsi insana niye takmış? İnsan alsın cehennemin dibine soksun diye değil. İnsan alsın nefsini Allah'ı tanıyarak eğitsin, o nefsi mütmain etsin. Bakın Resulullah'a, gel sana kadın verelim, Mekke'nin reisliğini verelim. Ondan sonra şan şeref verelim, develer verelim, o zaman arabaları verelim. Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben davamdan vazgeçmem. Şimdi bu hadisi biliyoruz değil mi? Peki hadisi şöyle bir incele bak. Bak şimdi düşün üzerinde. Yani Efendimiz haşa ve kella, haşa bir insan vaatler karşısındaki dünyanın bütün nimetleridir. Bizim asrımız için değişmiş olsa da aynı şey geçerli. Ya deli olması lazım ya da bakın bütün bunlardan daha fazlasını buluyor olması lazım. Beyler, Allah'ı tanımak, Allah'ı da nefse tanıtmak, bütün hepsinden daha fazlasını bulduğunu nefse göstermek, işte bu nefsin boyun eğmesi için bir vesile. Yani bugün benim nefsim kaçıyorsa demek ki bana haz verecek bir zatın, onu tanıtan bu manaların, o haz verecek zatın bunu verebileceğine tam inanmıyor yani. Bakın iyi sorgulayın aleminizi. Allah'ın haz vermek istemeyen bir zat olduğunu düşünüyor. Allah hakkında kötü düşünceleri var. Allah tanımıyor çünkü. Allah'ın onu zengin ve şerefli kılmak istediğini bilmiyor. Allah'ın gani, Allah'ın mecid, Allah'ın rafi olduğuyla ilgili Allah tanımıyor çünkü. Allah nasıl biri? Şimdi ben seni tanımasam, ya kardeş gel sen bana bir 10 kağıt ateşle de bir ticaret yapalım. Ya ben sana niye vereyim bu parayı? Seni tanımam etmem, kaçacak mısın, edecek misin? Ben niye vereyim sana? Nasıl güvenebilirim? İnsan nefsini Allah'a satmıyor. Bu ticareti yapmıyor. Nefis Allah'a kendini satmıyor. Bakın çünkü Allah'a güvenmiyor. Abi Allah'a güvenmek. Abi Allah her şeyi güç yetirendir. Tamam Allah her şeyi güç yetirebilir. Bütün saltanatı gezegenleri elinde tutabilir. Ama bunları elinde tutan zengin kılmak isteyen midir? Haz vermek isteyen midir? Şerefli kılmak isteyen midir? Allah rahat etmeni ister mi? Allah'a kul olanlar en çok sıkıntıyı çekmiş. Abi o bu için geçerli bir kavram.
Allah'ın hazinesinden, rahatından faydalanan insanlardan biri Firavun ya. Adamın derdi ilah olduğunu iddia etmek. Yani şurada şu mecliste birisi benim adıma, benim ismimi vererek küfür edecek ve ben bu meclisteki en büyük ihsanları o adama yapacağım. Böyle bir şey mümkün mü? Allah yapıyor ya. Kendisine hakaret eden adamlara yağdırmış. Burada iki seçenek var. Kendisine itaat edenlere de ciddi manada sıkıntılar göndermiş. İki seçenek var. Bir, Allah haşa. Yani kendisini hakaret edenlerden mutlu olacak, zulüm edip kendisine itaat edenlere, yani insanın onun yarattığı mahlum fıtratında bile bu yok. Bana bunu yapana boyun eğeceğim, nimetlerimi fazlalaştıracağım, bana iyilik edene, benim dediğimi yapama, sözümü dinleyene de rezil rüsva edeceğim. Bu insanı yarattığı mahlukun bile fıtratında yok. Ya da iki, Allah öyle bir şeyi vermeye hazırlanıyor ki kendisine itaat eden, sözünü dinleyenlere, Firavun'a verdiği yanında hiçbir şey kalacak. Abi niye akıtmış Firavun'a? Ya onun da yaptığı bu dünyada iyilikler vardır. Ahirette hiçbir hissesi kalmasın. Öyle. E şimdi Allah'ı tanırsan aslında gani olduğunu, adil olduğunu bilirsen, ha demek ki nefsi ikna etmek kolay. İşte bugün bir kilit nokta çıkardık. Benim nefsim niye kaçar? Çünkü Allah'ı tanımaz da ondan. Eğer bir nefis Allah'ı tanırsa, vallahi billahi kaçmayı bırak, adamın elinden alsan bu manaları canı pahasına almak isteyecektir. Delil ister misiniz? Sahabe-i ikram efendilerimize bakın. Sen bu dini yaşarsan zenginliğini alırım, al. Evini alırım, al. Neden ya? Bir insan bunu nasıl diyebilir? Çünkü daha fazlasını vereni görmüş. Benim nefsim niye tatmin olmuyor? Bakın cümle kilit. Çünkü Allah'ı tanımıyor. Bakın vallahi biraz böyle bakın tefekkür edin. Abi benim istediğim her şeyin bir formülü var. İspatı kainatta var. Ne kadar saçtı Allah'ın görüyoruz. Başka bir beşerin gücü yetmeyen işler dönüyor evrende. Saltanatta. Sadece kendi vücudumda. Günlük maliyeti Elon Musk'ın servetinden fazla bu beden. Maliyeti. Değil mi? Elon Musk'ın çocuğunun başına bir şey geldi. Servetini harca. Günlük bir günlük daha uzat bu işi deseler. Güç yetirecek mi? Böyle bir şey mümkün değil. İnsan bundan aciz. İnsan ancak koloni kurar. Başka evrene yerleşip daha uzun yaşamanın formülünü arayabilir. İnsan ölmemenin formülünü arayamaz. Bir gün daha hayatta kalsının formülünü arayamaz. Bulamaz, yok. Maliyeti dünyalardan fazla. Abi kim yapar bunu ya? Görüyorsun ki var, veriyor, akıtıyor, yapıyor gözünün önünde beşerüstü işler. Var gücü. E şefkati dedik ya, kim saçmış bu şefkati? Bu ışık, yeryüzündeki ışığın enerjisi böyle, zatı nasıl? Güneşin. Bu kadar şefkat, acıma duygusu, şereflenmek, çocuğunun iyiliğini düşünmek, hastalansa yediğini görünce sevinmek, ihsan etmekten mutlu olmak, ona vermekten hoşnut olmak. Kimin, kimden geliyor? Bu ışığın kaynağı ne? Kim akıtıyor bunları? E vermeyi de çok istiyor. Yapabileceğini gösteriyor. Dirilişler, tohumun ortada. Kur'an'la beyan ediyor. Yapacağım. Söz. Resulullah'ı gönderiyor, bir de ilan ediyor. Bir de arkasına binlerce sahabe takmış. Sadece o sahabelerin peşine takan binlerce alim ve evliyadan bir Bediüzzaman vallahi bu asrın bütün insanlığını ikna ve ilzam etmeye hazır. Bugün gelse bir ateist değil, sen ikna edemeyecek misin? İlzam edemeyecek misin? Bak talebesinin talebesinin tabi nesiyiz bu işin? Dış kapının mandalıyız. Hazır. Bu kadar da kişiyle ilan etmiş, duyurmuş. Ne arıyorsun hala? Bakın biraz rahat aldık, zevk aldık ortam. Abi şükür sebebi ya. Şu an bu ortamı kuran kim ya? Şu an bu hazzı almamızı sağlayan kim ya? Abi beyne giden 5 saniyelik bir damara bakar felç. Kalbin bir an sıkışmasına bakar. Adam 2 saniyede ne olduğunu bilmeden canını verir. Yolda bir kazaya bakar. Abi her şey, bütün sistem yerlerinde olacak ki ben burada oturayım, lezzet alayım, bu dersi işleyeyim. Abi kim almamı sağlıyor? Evreni elinde tutandan başkası olamaz ya. Bütün bu işleri tutandan başkası. Allah'tan daha fazla haz vermek isteyen yoktur. Abi kısıtlamalar. Onlar ebedi haz almak için yapılmış yoğun bakım ünitesindeki kulağa, hastaya, Allah'ı unutmak en büyük hastalık, yapılmış bir tedavidir. Kulum, niye bunlar başıma geliyor? Niye bu sıkıntılar? Çünkü Allah ebedi haz almanı istiyor. Ben bunlarla Allah'ı unutuyorum. Allah da ebedi haz almamı istiyor. Ebedi bir olmamı istiyor. Bakın çok önemli. Abi Allah ayette söylüyor. Allah sizin için ahireti istiyor, siz ise dünyayı istiyorsunuz. Nefsimiz öyle değil mi gerçekten? Öyle yani, ben kendi aleme bakıyorum. Neden böylesin diye soruyorum artık. Niye böylesin? Yemin ederim aldığım cevap, sen Allah'ı tanımıyorsun. Bu kadar. Hiç boşuna başka bir mana oturup tefekkür edip başka bir yerde arıza aramayın. Vallahi nefis zannettiğimiz kadar saf, affedersiniz böyle şey bir mahluk değil. Görsün, o da kabul edecek. Zaten İslam alimleri bu kabul etmeye mertebe koymuş. Ney? Nefsi emmare, nefsi levvame. Aramızda var işte. Mülhime, mütmaine, radiye, mardiye gidiyor. Radiyeler var içimizde, kaynıyor. Ne demek biliyor musunuz? Nefsi radiye mesela veya nefsi mütmaine. Ayette geçen tabiriyle o mertebeye geldiği zaman nefis, yani ne almış? Ey babi, çok güzel bir eğitim almış. Allah isim isim tanımış. Ya nasıl bir zat bu işi yapıyorsa? Ya muazzam bir hikmet, muazzam bir doktorun eşleri. Acıyor ama doktor yapıyor yani, rahmetli. Tanımış. Nasıl verecek? Abi vermeyi ondan daha fazla kimse isteyemez. O diyor Allah'tan razı, Allah da ondan razı. Elhamdülillah diyor. Nasıl diyebilir ya bir insan? Şöyle diyebilir. Benim evladım ölecek ve elhamdülillah. Nasıl diyebilirsin?
Allah tanırım. Allah'ım bu çocuğu, benim bu yavrumu, benim düşünme, acıma hissim buysa sen ne kadar acıyorsun ve düşünüyorsun? Ben ilgileniyorum, kıyafet alıyorum. Sen neler yapıyorsun ona? Ben onun zayi olmasını istemiyorum, hissi sen koydun. Sen onu zayi eder misin? Abi benim evladımla hiç ayrılmamanın tek yolu var, o da ölmek. Kardeşimle hiç ayrılmamanın bir yolu var, o da ölmek. Babamı ebedi görmenin tek yolu var. Bakın düşünün, 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 düşünün. Dünyadaki bütün her şeyi yoklayın. Başka bir yol yok. Ölmek. İmanla kabre girmek bu işin çözümü. İşte ahir zaman Allah'ı tanımadığından bir nevi iman gafleti, cehaleti, hatta iman inkarı. Bakın çözümü nerede arıyoruz? Çok param olursa her şey çok güzel olacak. Çok kadın olursa zevk olacak. Her şey çok güzel olacak. Çok şöhret olursa, haz olursa, zenginlik olursa. Abi biz bunların hiçbirini değil, ebedi istiyoruz. Biz burada bu meclislerde bu gaye için toplanıyoruz. Ney? Ne istediğini bilen adamların meclisi. Ne aradığını bilen adamların meclisi. Yani benim isteyebilmem bile onun istemesiyle, onun bu içe bu hissi yerleştirmesiyle oluyor değil mi? Demek ki bir şeylerde, bir yerlerde bir arıza oluyor. Yani benim içinden çıkamadığımız şu durumun tek sebebi var. Yani biz nefsimizi adam gibi eğitmediğimizden, o da Allah'tan kaçmak istiyor. Çünkü zannediyor ki kaçarsam lezzet var, kaçarsam haz var. Yani artık senin nefsin niye bu kıvamda kalıyor hala? Niye dalıp gidiyor başka lezzetlere, zevklere? Allah'tan daha büyük lezzet mi var? Lezzet verebilme potansiyeli mi var? Veya verilen lezzetlerde Allah'tan başka birinin dokunuşu mu var? Bakın bir yerde bir problem var. Ya vereceğine inanmıyor. Ya Allah'ı tanımadığından Allah'ın bunları yapabilmeyi istediğini, yapma istediğini bilmiyor. Ya Allah'a inanmıyor. Yani bir nefis Allah'tan niye kaçar? Ne istiyorsa orada değil mi? Üstad ne diyor? Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Ama bak zevkler var. Bulsa da başına bela bulur. Abi ne istiyorum ya? Şimdi bu, o yüzden şurayı şöyle bir okuyalım. Yavaş yavaş sonlandıralım. Bakın konumuz ne tam olarak? Tam üzerine basa basa defaatle durduğumuz nokta ne? Allah'a ısmarlamak. Daha fazla üzerinde durduğum bir nokta var bugün. Nefis neden Allah'a? Ya bir nefis niye Allah'tan kaçmak ister? Kaçtığı noktaları verenin, verebilecek olanın ve ebedi verme potansiyeli olan Allah olduğuna tam itikadı yok. Bak iyi odaklanın. Ben şimdi namazı kılsam, o işlere girsem, hizmet Allah yolunda mücadele etsem veya işte kendimi Allah'a daha fazla vakit ayıracak bir hayata geçsem ne olacak? Zenginlik gidecek, haz gidecek, kadın gidecek. Allah'a girmek hepsini çalacakmış gibi inanıyor. Onlar insan tanımadığı bir şeyden gerçekten korkuyor yani. Veya tam ona teslim olmak istemiyor yani. Güvenmiyor aslında. Hani güvenmek deyince sadece şu değil, Allah'a güç yetirebilmek olarak algılamayın sadece. Allah'a güven. Ya kardeşim bu Allah'a güven deyince ya tabii canım bütün saltanat çeviren bu işi yapmaya müktedirdir diye algılama sadece. Tüm saltanatta hazları yaratan benim aradığım hazzı istediğim kıvama vermeye muktedirdir. Abi bütün hazların istenmesini yaratan benim istediğim hazzı benden daha fazla vermeyi ister. Zevk istiyorsan Allah'a güven. Aradığını bul. Bak niye inat ediyorsun? Niye kaçıyorsun Allah'tan? Burayı bir tefekkür edin aleminizde. Muhtemelen orayı Allah'ın bir esmasıyla doldurmak insanın Allah'a yakınlaşmasının anahtarı olacak. Evet. Ey zevk ve lezzete müptela insan. Ben 75 yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynel yakin bildim ki hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç. Tam insanın fıtratını istediği, yani lezzet istiyorsun ama İslam bak isteme demiyormuş. İslam yön veriyormuş. Bunu söylemiştik bir ara bir noktada. Kedersiz sevinç. Bak bizim sevincimiz birazdan bitebilir. Bir keder, bir ayrılık bunu bitirebilir. Ama kedersiz sevinç ve hayattaki saadet. Cennette mi sadece? Allah'ı tanımak bu dünyanın da cennetidir. Başına gelen musibetlerde, sancılar. Mesela elde etmek istiyorsun işte kazanma arzusu var insanda. Kazanma içgüdüsünü yoruk koymuş. Ama kazanıyorsun. O içgüdü doymuyor. O hissiyat doymuyor. Yani daha fazla. 5 dakika beklesem 10 bin daha kazanacaktım. Halbuki 10 bin cebe indirmişiz. 5 dakika beklesem 10 bin daha kazan. İnsan üzülüyor ya. Ulan 5 dakikayla 10 bin kaçırdık. Lan 10 kazandın işte. Yok abi 10 daha kaçırdık. 10 kaçırdık. 5 dakikayla 10 mu kaçar? Lan ticarete bak. Bak fıtrata bak. Allah öyle bir kazanma arzusu koymuş ki nasıl tatmin olur? Ebedi kazanırsa tatmin olur. Yani kazanmakta her an artması lazım. Allah böyle kazanmamızı istiyor. Vallahi öyle donatmış insanı. Ve böyle kazandırma potansiyeli var Allah'ın. Böyle kazandırmayı da vaat ediyor. Ve ben bir şeyleri kazanacağım diye arkamı dönüyorum Allah'a. Ulan saçmalığa bak. Beni işe alacak adamla aramı bozup alttaki avanelerle uğraşıyorum. Onlar da suratıma bakmıyor bir süre sonra. Çok saçma. Bakın hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir. 10 tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Eğer bir insan gerçekten ne aradığını bilmiş olsaydı bugün Allah'a koşarken şevk ve zevk duyardı.
Bugün bunun da ölçütünü koymuş olalım. Yani ben Allah'ı, işte bu davayı anlıyor muyum? Abi, anladığının bir ölçütü. Eğer buralarda olmaktan ve buralarda koşmaktan zevk alıyorsan ve lezzet alıyorsan ve şevkliysen, sen bu işi anlamışsın. Yani nasıl zevk alabilirim ki? İstediğin, her şeyi verebilecek bir davayı görmüşsün. Allah'ı tanıyorsun. Ve aradığın her şeyi ebedi vermenin yolunu bulmuşsun. Senden daha kafası rahat kim olabilir artık? İyi ki buradayım ya. Ama bunu demek gerekiyor gerçekten. Yani zoraki. Ya demek ki bu adam Allah'ın yarattığını düşünmediği bir şey varmış gibi. Dışarıda sanki bir şey var. Bir şey var. Onu başka bir ilah yaratıyor. Ve o ilah zevk almayı çok isteyen biri ama bizim Rabbimiz zevk almayı istemeyen biri. O yüzden ben o Allah'ı tanımaktan kaçıp ona gideceğim. Ya oğlum, onun başka bir ilahı yok. Bütün saltanatı elinde tek bir zat tutuyor. Her şey birbiriyle bağlı olmasa sistem dönmüyor. Bir basit bir bardağı bile iki kişi kaldırırsan insan diyor ki lan ayıp diyor ya. Ayıp abi, gel şu sen tut ucundan. Sen de tutup o sen de hadi bunu taşıyalım, bunu dışarı arabaya götürelim daha desek. Hem daha zor, nizam bozuluyor bak çok güzel. Hem de şuradakiler der ki ulan bizi affedersiniz keriziyor musunuz? Yani bizim dalga mı geçiyorsunuz? Bizi enayi yerine mi koyuyorsunuz? Ya şunun 3 kişi taşınması saçmalık. İşte Allahu Ekber, sınırsız potansiyelde gücü olan bir zatı da bu evreni ikinci bir elin karışması saçmalık. Sınırsızın yanında neyi koyarsan zaten çok hafif kalacak. Ne gerek var ya ikinci ilah? Allah böyle bir potansiyeldeyken. 2. Nizam bozulur. 3. Allah'ın şerefi bunu kabul etmez. İster misin bak, hanımın örtüsü, baş örtüsünden biri şöyle bir adam gelsin. Hanımın baş örtüsü bir de ha. Kafasını şöyle okşasın bir adam. Olay çıkar ya. Ölüm sebebi. Mevzu patlar. Gılmanlarla bile mevzu patlayabilir. Ahirette. Değil mi? Şimdiden bileniyoruz. Şimdi bak, bir adam geliyor hanımına şöyle bir dokunuş yapsa insanın şerefi kabul etmez. Ne kırar öyle. Değil mi? Belki kafa adamı öldürür. Allah haşa senden daha mı haşa izzetsiz haşa. Şerefi, izzeti, azameti nihayetsiz olan bir Allah, bakın bir atoma dahi ikinci bir elin okşamasını yani şerikini kabul etmez. Hayır yok. Kainatta zevklerin başka bir ilahı olamaz. Allah'ın Allah'lığı kabul etmez. Gerek yok. Zaten bu nizam ve düzen ikinci bir eli kabul etmiyor. Girdiği anda araba bile sürsen sistem çöküyor bak. İkinci biri, her şey birbirine bağlı. Zevklerin Rabbi kim? Kime kaçtığını zannediyorsun? Kimden kime kaçıyorsun? Abi asıl tuzağı sen yiyorsun akıllılık yaptığını zannederek. Sonsuzluk kazanmaktan onun yarattığı çamurlu suyla oynuyorsun. Kaynak. Şimdi tekrar sorayım. Ya bir nefis neden Allah'a yanaşmak istemez? Neden bu dersler? Sıkıştım. Niye? Neyini çaldık ya? Neyin eksik kalacak? Artık bu dersi öğrendin, artık bir daha zenginlik bitti. Hayal oldu bize. Abi ebedi zenginliği konuşuyoruz biz burada. Delilli ispatlı. Nefsin ne delili var bu hayatın mutluluğuna dair? Yani çok komik ya. Allah yapabileceğini saltanatta gösteriyor. Bak iyi yakala. Gösteriyor. Yapmak istediğini fıtratlarımızla bile ortaya koyuyor. Kur'an'da beyan ediyor, söylüyor. Peygamberler gönderiyor. Yani Allah burada, Kur'an burada, peygamberler burada. Efendimiz Aleyhisselam başta diyor ki böyle bir alem var diyor ya. Vallahi var. Kainat ağzından yalan cümleyi düşmanı duymamış. Arkasına sahabeler, Ebu Bekirler, Ömerler buraya gelse hepimiz değil mi? Nasıl bir hayal? Sadece Ebu Bekir'i radıyallahu anh. Hazreti Ömer'i görsem Resulullah'ı düşünemiyorum. Ya görsem. Hazreti Ömer ya. Şu dünyada reis yani artık. Ötesi yok. Bak binlerce sahabe var. Başka Bediüzzaman'lar. Üstadım gelmiş. Abdülkadir Geylani imam. Onlar burada. Kur'an, peygamberler, Allah, kainat. İnsanın fıtratı, istekleri, meyili burada. Nefis de burada. Bence diyor böyle. Ya subhanallah, sen ne kadar, sen nesin ya? Oğlum sen kimsin? Bence böyle. Yani ya bu kadar zaten. Sende ne var? Şöyle sağına soluna bakıyor. Ne var? Dek var. Lan oğlum. Oğlum onu da. Allah bunları vermeyi isteyen zaten. Senin zevk almanı, bu donanımı sana kim taktı? Neden nefis inat eder? Allah'ı tanıtmamışız demek ki daha nefsimiz. Nefsimiz kime iman ettiğini bilmediğinden boyun eğmiyor. Suç bizde. Böceği bile düşünüyor. Benim hislerimi mi es geçecek? Yani sen sokakta gördüğün bir tane kediye acıyorsun. Kendi evladını o adi adamlar gibi dövebilir misin? Öyle bir merhameti olan biri bunu yapar mı? Bir böceğe acısın ama senin içindeki hissi duymasın, karşılığını vermesin. Solucan kadar sana değer vermesin. Böyle bir şey mümkün mü? En güzel nimeti en güzel şekilde dünyada veriyor. Demek ki nefis boyun eğmiyorsa ne anladık? Suç be. Suç be. Biz Allah'a tanımadık. Ama tanısaydık hakiki, elemsiz, kedersiz, ebedi ne istiyorsanız. Neyi arzulayabiliyorsa hepsi imanda ve iman hakikatleri dairesinde. Bu davaya kimse boşu boşuna kellesini koymaz abi. Sahabe görmüş ki koymuş. Değil mi? İşte görmek lazım. İşte görmenin adı iman.
Evet. Şimdi şöyle bir şey oluyor abi. Nefsim bile şu an diyor ki, lan tabii ki diyor yani. Ahmak olmak lazım. Ahmak lazım. Nefsim bile şu an razı yani. Ama yani sohbet bitiyor. Alzheimer dedim ya bugün. Harbi Alzheimer gibi yani. Çok... Demek bir şey öğrendik. Bir mana daha çıktı. Allah bir anda değil, her anda nefsimizi eğitmemizi istiyor. Ve her noktada çıkarıyor karşıda bir zevki. Ve diyor ki, bunu yapan kim? Allah mı bu mu? Bu dersen anla ki Allah'ı tanımamışsın. Abi Allah ne güzel şeyler yaratıyor. Değil mi? Acayip. Allah bir zenginlik koyuyor. Sen ne kazanmak istiyorsun? Bak imtihana bak. Ne kadar kazanmak istiyorsun? Abi ben 10 milyon. 10 milyon kazansan? 20 milyon. Abi 20 olsun ya. Şimdi ben 10 milyon kazansam bir daha çadıra gitmem. Hep buraya gelirim. Çadır kampı yapmam. Bu kamp yapar. E şimdi mi 10 milyonum olsa arabamı değiştiririm. 10 milyon olsa medreseyi kesin değiştiririm. 10 milyon olsa sosyal medyayı ele alırız. E biter. Sonra derim ki Allah'ım bir 10 daha yok mu? Biter abi. İster insan. Bittikçe daha fazla. Allah diyor ki siz ne kadar kazanmak istersiniz biliyor musunuz? Fıtrata bakın. Siz hiç kaybetmemek üzere ebedi artarak kazanmak istersiniz. Var mı ya Rabbi böyle bir alem? Susuzluğu yarattık. Su var. Açlığı yarattık. Yemek var. İşte tad alma duyusu lezzet var. Böyle bir his varsa bu hissin karşılığı var. Söz mü ya Rab? Söz. Peygamberin bile yalan söylemedi diyor Allah. Hikmet diye. Yapabilir misin? Dilici. Yapmak ister misin? Bu yapacağını söylüyor musun? İstetiyor musun? Ne yapsın? Ne yapsın artık yani? Direkt şurada cenneti mi göstersin bize? Daha ne yapsın Allah'a? Demek ki Allah her an, bakın ne kadar zamanda, her an, her şimdi mesela bugün yedik, içtik, oturduk, muhabbet ettik. Ne oluyor? Zevkleri sanki başka biri veriyormuş gibi kayıyor. Ama bize nasıl bir nefis taşıyoruz? İdmanı bırakırsan, Allah o zaman her an kendisini bu dünya şartlarında her noktadan bulmanı. Zevki veren de sensin ya Rab. Gücü veren de, şöhreti, gücü, parayı da, hazzı da, bu ortamdaki lezzeti de. O zaman sana şükürler olsun, sana hamd olsun. Ben zaten ebedi istiyordum. Seni buldum. Dünyadaki bütün nimetlerden daha güzelini buldum. Ebediyi buldum. Bitti. Bütün problemlerini çözer mi şu mana bir insan? Bu kadar. Bitti. Var mı aklınıza takılan bir nokta? Mesela sohbetin ana konusu neydi? Sen Allah'tan neden kaçmak? Nefsi Allah'a tanımamıza ikna etmek abi. Bu ana çözüm noktası bu. Ama merak ettiğimiz nokta da buydu. Bu ikisini birleştireceğiz işte. Allah'tan niye kaçmak istiyorsun ki? Bilmem işte zevkime engel hazım. Demek ki tanımıyorsun. Zor anda tam tersi oluyor abi. Değil mi? Orada da bir tutunacak yer olarak onu görüyor işte. İşte bunlar aslında o zor anlarda iyi ki varlar. Hani Allah niye zor an gönderir yine anlıyoruz. İnsan kendi sağlığına perhizine dikkat etmiyor ama hastalanınca mecbur. Ameliyat olunca mecbur. Allah da yani senin iyiliğini düşündüğü için onları gönderiyor. Bir düşün. Böyle bir şefkat, böyle bir acıma, böyle bir ilgi. Sana zulmetmek istemez. İsteyemez ki. Böyle bir şey yok Allah'ta. Allah'ta münezzeh bu. Subhanallah. Allah'ta zulüm çıkmış yani. Allah'ta zulüm olmaz. Allah'ta hikmet olur. Abi ama canını yaktı. Abi rahmet olur. Allah'ta intikam almak olur. Şimdi bir anamıza bacımıza bir şey yapacak. İntikamını alsak rahatlamaz mıyız? Filmde izlediğimiz adamın başroldekinin kızının intikamını alıyor rahatlıyoruz. Allah intikam alır. Bu işleri zulüm olsun yapmaz. Hadi zulüm etmeye kalksa haşa. Böyle mi zulmeder? Yani ne iş? Param 2000 lira eksik yattı. Koca galaksilerinde tutuyor 2000 lirayla mı zulmediyor? Yapma ya. Galaksi vurur tepene. Abi bunu gerektirir çünkü. Zalimlik bunu gerektirir. Zulüm etmiyor, eğitiyor. Nereye eğitiyor? Sonsuza. Çünkü Allah ebedi almanı istiyor. Ayrılmanı istemiyor kardeşin, babanla. Ama sen ayrılmak isteyen bir hayat yaşıyorsun çünkü Allah'ı tanımıyorsun. İşte bu yüzden de bazen önüne çat bir imtihan çıkıyor, bir ameliyat, canın yanıyor. Canım yanıyor, Allah canım yakıyorsa beni sevmiyor. Ameliyat ediyor oğlum işte çocuk nasıl doktora kör, sen de Allah'a öyle körsün nefis. Abi Allah'ı tanımak lazım. Biz Allah'ı tanımadığımızda nefsimizi Allah'a koşturamıyoruz. Ve bir şey söyleyeyim mi? Allah'ı sevemiyoruz. Ve bu yüzden Allah'ı kötü düşünüyoruz. Abi bu işten sıyrılmanın, bakın en etkili sohbetini konuştuk şu an. Yani fıkıh, şu bunlar önemli konular ama Resulullah'ın üzerinde durduğu Allah'ı tanımak. Ya Allah var demek, yapanı var, benim de var. Bu demek değil Allah'ı tanımak. İsimleri ne? Nasıl vasıflara sahip? Onu anlatın dediklerinde böyle aleminde nasıl bir şey şekilleniyor? Bir şey geldi başına canın yandı. Ne düşünüyorsun? Onlar işte senin Allah'ı tanıma potansiyeli. Burayı Allah Kur'an'da 1500 ayetle en kötü anlatmış. Üzerinde durduğu nokta burası. Ahiretten bile önce burada duruyor. Namazdan daha önce zaten. Namaz dinin direği. Zemin yoksa direği ne yapayım? Uzayda direğe ne gerek var? Zemin Allah. Zemin Allah'ın esmaları. Orayı olacak üzerine namazı dik. Namazdan da önemlidir. Tamam mıdır? Ben burada eserle var ya hayatımın manalarını alıyorum. Ben açık söyleyeyim size. Benim yıllardır davada çektiğim sıkıntılar, mahzunluklar, böyle şeyler. Bütün boşluklarımı dolduruyorum. Rehavete kapılsam Allah'ın da kahrını, cebbanı, ateşi burada. Hadi kahrının bir tecellisi buyurun dövüşek. Allah diyorsun esma esma. Ben bunu istiyorum. Ben onun mücadelesindeyim burada.
Yoksa bilmiyor muyuz dünyada koşturmayı, şunu yapmayı? Ben ötesini istiyorum abi. Bitmesin ya, bitmesin. Ben istemiyorum bitmesini. O yüzden buradayız. Bu dersler yaşam dersidir. Din dersi çatısı altında itici, soğuk, kenarda duracak şeyler, dış kapının mandalı falan değildir. Daha da merkez bir şey yoktur bu hayatta. Evet, Allah razı olsun. El Fatiha.